Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır kanala video yükleyemiyoruz. Gerek okul, gerek tarla, gerek de bayram merasimi vardı. Şimdi bayramdan sonra oldu zaten. Bayram bugün 4. Bugün sizlere şeyden bahsedeceğim. Yanlış yem rasyonu sonucunda 2 tane danamız öldü. Öldü demeyelim de yani ölecek üzereydi, biz kestirdik. O zaman da öyle kestirdiğinde de zaten kelepir parasına kesiyorlar. Et parasına kesmiyorlar. Vallahi biri kestirdiğimiz danaların biri 200 kilo geldi. İkisi de yerliydi zaten. Biri ev danasıydı. Biri 200 kilo geldi. Biri de 211 kilo mu ne, 218 kilo mu ne geldi. Ben burada yoktum onu kestirdiklerinde. Nasıl bir yanlışlık yaptık? Şimdi bu dana kışın 9 kilo, 8 kilo yem yiyordu. Bu yemi nasıl yiyordu kışın mesela? Kaba yem oranı azdı. Ben yaklaşık olarak 1.8 ile 2 kilo arasında saman veriyordum. Yani kaba yemi azalttım. Kesif yemi ağırlıklıydı. Şu anda kesif yemi çoğunu kestik. Mesela yaklaşık bir 5 kilo civarını kestim malın açılması için. Şimdi sürekli aynı şeyde verdiğimiz için mesela yaz olunca, havalar ısınınca danalar yemi yememeye başladılar. Yememeye başladılar işte. Önlerinde sürekli yem alıyordu ben. Yani önlerinde sürekli yem alması doğru bir şey. Yani hayvan acıktıkça gelir gider yem yer. Sürekli 9 kilo yem veriyordu. Artık mallar yemden çiğirmeye başladı. Yememeye başladılar yani. O kestirdiğimiz 211 kilo gelen yerli danamız kanış yemeye başlamış artık. Yemi kesmiş, şişmiş, artık bu kurtulamaz. Tedavi uyguluyoruz tabi. Ama babam artık ölür demiş. Onu öyle kestirmişler. Yani bu taraftaydı. Bir de yerlilerde şey oldu. Onda hiç kan şey yapma falan olmadı. Odana da zehirlendi artık, neyden zehirlendiyse. Ben zehiri önlemek için soda da veriyorum ama zehiri önleyememişiz demek ki. Odanamız mesela şey oldu, sabah yemedi, yok akşam yemi yemedi, geri ben sabah da yemledim, sabah da yemedi, akşam verdik, akşam yine yemedi. Biz dedik yani herhalde midesi tıkanmış, o yüzden yemiyor. Suyu falan gayet güzel içiyordu. Geri akşam 10 gibi geldik, işte dana perişan olmuş, iyice keylemeye başlamış, ayakta zor tutuyor kendini, su kaybı olmuş bayağı bir. Dedik bu dana sabaha çıkmaz, onu da gece öyle 11'de kestirdik. Öyle oldu işte, iki tane danamız yani kelepir parasına gitti diyek. O ikisiyle ancak şimdi bir dana alabilirim, öyle diyeyim size. Sonra işte o öyle yemedi, sonra şu boynuzlu angus danamız yemedi. Bunu biraz ben açık peşte koşturdum, midesi açılsın diye yani. Sonra da tuttuk şey verdik. Ağzına karbonatla yağ döktüm. Tutup yani zorla almış. Burnu da yüzü doyduğundan dolayı yani demirlere çağıldı. Çok kovaladık biraz, tutamadık. Sonra bir gün sonra şu danamız öyle oldu ama o çok öyle yemi kesmedi yani, öyle diyeyim. Bir gün biraz yedi ama şeydi yani, halsizdi. Daha sonra şu ev danamız mesela bir 6 gün üstüne diyeyim size kanış yedi. Sürekli kanış yedi. Bunu Allah'a şükür kurtarabildik ama bu danamız yemi hiç bırakmadı yani. Sürekli yem yedi. Arkadan kanasa da sürekli yem yedi. Biz de tabii bunun tedavisini uyguladık. Sürekli şurup bu içirdik. Şurup yerde yani veteriner ilacını falan vurduk. Bu dana Allah'a şükür düzeldi. Sonra şu danamız nedense kör oldu.
Bu Angus danamız boynuzlu kör oldu. Onun sebebini bilmiyoruz artık. Vitaminsizlikten mi oldu, bir şeyden mi zehirlendi? Sağlam dana kör oldu, öyle diyeyim yani. Başımızdan böyle bir talihsizlik geçiyor artık neden. Şu anda kaba yemi çoğalttım, kesif yem az durumda. Danaların önünden yemi iyice temizliyor. Yani neredeyse aç bırakıyorum diyebilirim. Yani 8-9 aylık dana oldu. Ben kaba yemi çok verme taraftarı değildim. Dediğim gibi 2 kilo saman veriyordum. 2 kilo saman bile fazlaydı. Ama mal götüremedim. Yaz olduğu için, havalar sıcak olduğu için galiba. Mal da bu aylarda etlenir yani, ben öyle bilirim. Dana ne soğukta etlenir ne de sıcakta etlenir. Şu anda da zaten karınlarına bakarsanız öyle çok bir karınları yok. Bu yerlilerde daha fazla belli oluyor, mesela göstereyim. Normalde yerlilerle Angus'lar aynı yemi yemiyordu yani. Şu anda yerliler de Angus'lar da aynı yemi yiyor, kesif yem oranı. Yani yerli danalarda da çok karınlar var. Yani ne diyeyim, bu yem 2-3 saat sürüyor anca. Ondan sonra yem bitiyor. Sabaha bekliyor yani, mal yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş kesif yem oranını arttırmaya başladık. Yani şey, hazır yemi bile kestik. Sadece mısır ve arpa veriyoruz. Bunun yanında vitaminler kullanıyorduk tabi. Biraz vitaminlerde de sanırım mermer toz oranı fazla. O yüzden de olabilir diye düşünüyoruz biz. Ama yine vitaminle şeyi kullanıyoruz, herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi yani iki tanemiz öldü diyelim. Buna şükür, yapacak bir şey yok. Malcılıkta yani olabilecek her şey olabilir. Tabi canımız sıkıldı ama yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir şey. İnşallah yerlerine daha iyisini, daha çoğunu koyabiliriz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip, yani beğenip paylaşmayı unutmayalım. Herkese, kanala abone olup videoları beğenen herkese şimdiden teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.